Merhaba web tekno takipçileri, yepyeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuklarımız bir adet SCD, bir adet SCDH, bir adet LG G5 tutamıyorum, bir adet de iPhone 6s. Aerion.com'a ürünleri bize tedarik ettiği için teşekkür ederiz. Şimdi bu 4 telefonu masaya yatıracağız arkadaşlar. Bir kamera testi, oyun testi vesaire ufak tefek testler yapacağız. Bakalım bu amiral gemilerinden hangisi daha öne çıkacak. Evet, testimize öncelikle tasarımla başlamak istiyorum. Şöyle bir telefonları zaten yan yana görebiliyorsunuz. Apple telefonların tasarımları klasik artık arkadaşlar. Klasikleşmiş bir tasarım var. Hepiniz çok aşinasınız. LG bayağı köklü değişikliğe gitmişti. LG G5 ile bildiğiniz gibi arkadaki ses açma kısmı tuşlarının falan yeri değişmişti. SCD ve SCDH içinde yine bir önceki serinin tasarım çizgisini koruduğunu söyleyebilirim. Şimdi size çok hafiften özelliklerinden de bahsedeyim arkadaşlar. Çok fazla boğmayacağım. Size zaten ekranda özellikler yazıyor. iPhone bizim elimizdeki 16 GB'lık herhangi bir micro SD kart desteği yok arkadaşlar. Ama bildiğiniz gibi daha üst depolama alanına sahip iPhone'ları da daha fazla para ödeyerek alabiliyorsunuz. Bunun yanında diğer 3 telefonda 200 GB'a kadar micro SD kart desteği var. Dilerseniz micro SD kart bağlayarak telefonu hafızasını arttırabiliyorsunuz. SCDH'de 5.5 inçlik bir ekran var. %76'lık bir ekran gövde oranı. SCD'ye baktığımız zaman 5.1'i görüyoruz. 5.1'lik bir ekran. LG'ye baktığımız zaman 5.3'e çıkıyor. Hemen hemen ekranlar birbirine yakın. Bunun yanında iPhone 6s'e geldiğimiz zaman da 4.7 inçlik diğerlerine nazaran tabii ki de daha küçük bir ekran görüyoruz. Şimdi çözünürlüklerini de hemen söyleyeyim. Ekranların 750x1334 iPhone ekranı. Bunun yanında diğer 3 telefonda ekranları aynı çözünürlüğe sahip. 1440x2560. Şöyle son ışıkta baktığımız zaman hepsine yan yana. Şahsen içlerinde en yine albenili duran bence SCDH burada. SCDH hakikaten renkleriyle birazcık daha ön plana çıkıyor. iPhone 6s'ine bir tık önde. En geriden şu an LG geliyor. LG'nin bildiğiniz gibi IPS bir ekranı bulunuyor. Özellikler dediğim gibi sizi çok fazla boğmayacağım. Şimdi bir telefonları kapatalım. Açılış hızlarına bakacağız hep beraber. Evet, telefonlarımız yan yana. Şimdi Çağdaş, şimdi senden bir yardım rica ediyorum. 3 deyince. Hazır mısın? 1, 2, 3. Bırak abi şöyle. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? 4 GB RAM'imiz var ama bakalım iPhone'la kapışabilecek misiniz? Şu an Samsung SCD ve Samsung SCDH birbirine yakın. Oo, iPhone geldi. iPhone geldi, Samsung'lar da hemen arkasından geldi. Arada milisaniyelik fark var arkadaşlar. En sonunda da LG G5 geldi. Gördüğünüz gibi arada dağlar kadar bir fark yok arkadaşlar. Bütün telefonlarda neredeyse birbirine yakın sürelerde açılıyor. Milisaniyelik farklar var. Şimdi benim de merak ettiğim testlerden birine geçelim. 4 telefonla da bir oyun oynayalım bakalım. Şarjları ne kadar gidecek ve ne kadar ısınacak. Evet arkadaşlar, oyun testimizi her zaman olduğu gibi Mortal Kombat'ta yapıyoruz demeyeceğim. Bu sefer oyun değiştirdik. Real Steel Champions diye bir oyun koyduk. Hani bu tarz artık amiral gemisi en baba telefonlarda şu oyunu kaldırır mı, bu oyunu kastırır mı gibi şeyleri düşünmüyoruz arkadaşlar. Hepsi cayı cayı çalıştırır. Utanmasalar GTA 5 çalıştıracak telefonlar bunlar. Ancak bizim merak ettiğimiz konu 15 dakikalık bir oyun deneyiminin sonunda bakalım telefon ne kadar ısınıyor, şarjı ne kadar gidiyor. Bunu test etmiş olacağız aslında biraz da. Oyunlara başlamadan önce şöyle pil durumlarına bakıyorum. Bir yandan da not almam lazım bunları ki yanlış bir şey olmasın. SCDH'de %66, SCD'de %67, LG G5'te 91 ve iPhone'da 89. Hızlıca sıcaklıklara da bakalım şimdi. SCDH 30.2 derece, SCD 30.6 derece, LG G5 30 derece ve iPhone 6s 29.8 derece. Şimdi bakalım 15 dakikanın sonunda oyunlarımız telefona neler yapacak. Hızlıca başlayalım. Evet arkadaşlar, testlerimizin sonuna geldik. Şimdi hızlıca ısılarına bakayım. SCDH 33.9, vay mükemmel. SCDH'in de şarjı %62'ye düşmüş, yani %4'lük bir kayıp var. 3 derecelikte bir artış, gerçekten çok iyi bir rakam olduğunu söylemediğim. SCD'ye baktığımız zaman %61'e düşmüş şarjımız. Daha önce %67'ydi, yani %6'lık bir düşüş var. Isısına baktığımız zaman yine SCDH'de olduğu gibi telefonun fazla ısınmadığını, 35.7 derece yükseldiğini görüyoruz. Gayet iyi bir rakam. Şimdi LG G5'e baktığımız zaman pilimiz %82'ye düşmüş. Başlamadan önce %91'di. SCDH ve
serinin gerisinde kalmış. Bir de ısı olarak bakalım. Evet, 38 dereceye yükselmiş. Yine çok büyük bir değer değil bu arkadaşlar. Ancak SSD ve SSD Aging'in yanında baktığımız zaman daha fazla ısındığını hissedebiliyoruz. Ancak kesinlikle böyle eli rahatsız eden bir ısı yok. iPhone'a baktığımız zaman da şarjımız %80'e düşmüş. Daha önce %89'du. %9'luk bir şarj düşüşü var. Pilimiz düşmüş. iPhone'da çok fazla ısınmamış arkadaşlar. 35.2 derece olmuş. Yani bu testimizden S7 Edge birinci olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar, oyun testimizi de atlattığımıza göre şimdi dilerseniz gelin bir de kamera performanslarına bakalım. 4 telefonun kameralarına baktığımız zaman açıkça söylemek gerekirse gün ışığında S7 Edge sanki biraz daha iyi çekim yapıyor gibi. Aslında bunların hepsi üst düzey telefon, hepsi mükemmel, sizi tatmin edecek fotoğraflar çıkartacaktır. Ancak gerek kontrastı olsun gerek düşük ışık performansı olsun S7 Edge bana göre biraz daha önde gibi geliyor. Yine video performanslarına baktığımız zaman sanki S7 Edge bir tık daha önde gibi duruyor. Evet, kamera performansımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Son sözlerimize yavaş yavaş geleceğiz. 2016'nın en baboş 4 telefonunu yan yana koyduk. Sizler için ufak tefek testler yaptık. Umarım bu tarz pahalı telefon almak isteyenlerin kafasında bir şeyler oluşmuştur. Çünkü çok fazla soru geliyordu. Şöyle en sonunda telefonların arkalarını çevireyim. Tasarımda da bahsettim. Bence gerçekten aralarında Samsung'lar bir tık daha güzel duruyor. Ancak LG'nin de şu geniş açılı kamerası beni her zaman cezbedecek. Bunu söyleyebilirim. iPhone'da slow motion kamerası şahsen benim acayip hoşuma gidiyor. Yani her telefonun eksi ve artı yönleri var. Bu kadar parayı verdikten sonra artık sizin için hangisi en önemliyse onu tercih etmeniz lazım diyorum. Videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan şeyleri de alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Siz 2016 yılında bir amiral gemisi alacak olursanız hangisini ve neden alırdınız? Bunu da yorumlarda belirtin lütfen. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Millet, yan tarafta duran bağlantıya tıklayarak bambaşka bir web tekno videosuna ulaşabilirsiniz. Yan taraftan.